Razzak Kerim olur Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El evvelu Allah ve'l ahiru Allah ve'z zahiru Allah ve'l batinu Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ سِوَ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْمِلْكُ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ Muhammedun Resulullahi صَادِقُ الْوَعَدِ الْاَم۪ينَ Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahimi, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ. Pek kıymetli, saygıdeğer FM TV izleyicileri, yine yeni bir dualar programıyla karşınızdayız. Allah Celle Celaluhu sizlerden ve bizlerden duaların en güzelini yapabilmemizi, duaların en güzelini, en mükemmelini, en istenilenini Mevla Teala'ya sunabilmemizi ikram eylesin. Mevla Teala Hazretleri bu programlar sayesinde maddi, manevi, dünyevi ve uhrevi bütün güzellikleri elde edebilmeyi bizlere lütfuyla, keremiyle ikram eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden ve hepimizden razı olsun. Bugün Münacat-ı Ebu Bekir olarak geçen, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği, söylenen, Hazreti Ebu Bekir'in münacatını inşallah işleyeceğiz. Yine programı başlamadan önce kelamlarından güzeli Kur'an-ı Kerim okuyarak başlıyoruz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Hankibut suresi. Mevla Teala Hazretleri ferman-ı ilahi buyuruyor. Hasiben nas, insanlar zannediyorlar mı? En yutrakü, kendi başlarına bırakılacaklarını, kendi hallerini terk edilecekler. En yegulamene, ben iman ettim. Ben iman ettim, tamam, daha bana hiç sıkıntı kadar yok. Ve hum la yuftanun. Ben iman ettim dedikten sonra kendi haline bırakılacaklarını, imtihan, İftiraya uğramayacaklarını, imtihana tabi tutulmayacaklarını, sıkıntı, kederler, eylemlerle beraber daha fazla imtihanlar edinmeyeceklerini mi zannediyorlar? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدُقُوا وَلَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ Sizden öncekileri hangisi daha sağlam, hangisi daha zayıf, hangisi doğru, hangisi yalancı, hangisi gerçekçi, hangisi dümenci? Bunları görmeniz için imtihan ettik. Bizler de imtihan oluyoruz. Bu imtihan bunun Bu hayatın gerçeği. Dua diye ediyoruz peki. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Durum şu. Bir sınav yaklaşıyor. Önemli bir sınav yaklaşıyor. Bir iki üç ay içinde bir sınav var. YGS mi diyorlar? Böyle bir sınav yaklaşıyor. Şimdi delikanlılar, gençler. Hocam dua et diyorlar. Ya kardeşim tamam ben dua ederim. Benim işim bu zaten. Ama sen bu sınavın olacağını biliyorsun. Niye kendini sıkıyorsun? Bu sınav olacak. Ya kazanırsın ya kazanamazsın. Ya bu sınavdan geçersin veyahut da geçemezsin. Ama bu sınav olacak. Bu sınavın olacağını sen biliyorsun. Bu sınavın olacağını sen bir sene önceden, iki sene önceden, üç sene önceden, dört sene önceden biliyorsun. Sen bu sınavla alakalı çalışmalarını yap, 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 yap. Bu sınav geldi. İmtihan başıma. Ya benim başıma niye bu imtihan geldi? Gelecekti zaten. Allah da diyor ki bak gelecek. Sen evladını imtihanları güzel kazanamadığı zaman ya çalışsaydın da geçseydin diyorsun evladına, çocuğuna. Ve öğretmensen talebene, hocaysan talebene. Allahu Teala'nın sana göndermiş olduğu imtihanlara gelince kazan kaldırıyorsun. Olmuyor ki. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor. İmtihan edeceğim siz diyor. Boşu boş bırakılmayacaksınız diyor. Peki hocam dua bunun neresinde? Biz ne yapmalıyız? Nasıl olsa başımıza işler gelecek. Biz bırakalım. Yok öyle değil. Nasıl biliyor musun? Çalışacaksın o imtihana. Kendini durmadan geliştireceksin. Mevla Teala'dan gelen her şeyi hoş görmeye başlayacaksın. Mevla Teala ile ünsiyet kuracaksın. Mevla Teala Hazretlerine karşı saygını arttıracaksın. Mevla Teala Hazretlerine karşı muhabbetini arttıracaksın. Mevla Teala Hazretlerine karşı hürmetini arttıracaksın. Ondan sonra imtihan geldiği zaman o imtihan sana normal gelecek. O imtihan olacaktı. Bu imtihan olacaktı. Bu imtihan olacağı zaman zaten kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoş. Yoksa her şey sıkıntı, her şey keder, her şey üst üste geliyor. Yaşıyorsan gel şükret. Hiç doğmadan ölen var. Yaşıyorsan gel şükret. Hiç doğmadan ölen var. İsyan etme, dua et. Her şeyi bir gören var. İsyan etme, dua et. Her şeyi bir gören var. Ne verirsen elinle, o gidecek seninle. Ne verirsen elinle,
O gidecek dilinle, kırma kulu dilinle, mahşerde bekleyen var. Dökülen bir yapraksın, bir et kemik topraksın. Bir gün yok olacaksın, can alıp can veren var. Kırma kulu dilinle, mahşerde bekleyen var. Şimdi bunu niye okudum ben? Bunu okuma sebebim şu. Hiç okula gidememiş. Bizim büyüklerimiz hep aynı sercinizde bulunur. Yani bizi büyüklerimiz okutmadı der. Hiç okula gidememiş, okumak istediği halde okuyamamış insanlar. Hep şunun üzüntüsü için. Ya keşke okumadık, biz okuyamadık. Yaşıyorsun. Allah sana bir hayat vermiş. Ve bu hayatla alakalı sana imtihanlar vermiş. Okusaydın imtihan olacaktın, okuyamadın. Bak hiç okumasaydın ne olacaktı? Ya bu imtihanlar sana hiç gelmeseydi, bir hayvan olsaydın ne olacaktı? Ama bak bu imtihanlar sana geliyorsa, başına bir takım musibetler geliyorsa, başına bir takım nefsin hoşuna gitmeyen olaylar geliyorsa, bil ki Allahu Teala'nın ikram ettiği kullardansın. Ne zaman? Dersine çalıştıysan. Dersine çalışan öğrenci imtihan vakti geldiği zaman gül oynaya girer. Aydı beydi başlar işaretler ve çıkar. Çıkarken de teşekkür ederim der. Ve unutmayın. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Ya bana bu yükler çok ağır geliyor. Neden biliyor musun? Aslında yük ağır değil. Biz kendimizi zayıflattık. 30 yaşında bir adam 20 kiloluk bir damacanayı kaldırıp 3 kat yukarıya çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Ama kendini hiç geliştirmemiş, zayıf bırakmış, hasta bırakmış, azil bırakmış. Bu adama nasıl çıkartacak? 30 yaşında delikanlı ya. Adam gibi adam artık 30 yaşına gelmiş. Bu 2 tane 20'lik damacanayı çıkartır ama kendini geliştirmediği için çıkartamaz. Ağır mı damacana? Değil. Onun için namaz bize ağır geliyorsa, imtihanlar bize ağır geliyorsa... Ağır olan imtihanlar değil, ağır olan biz kendimiz. Onun için biz kendimizi geliştirmemiz için de Mevla Teala ile alakalı çalışmalarımızı arttırmamız lazım. O yoldaki egzersizlerimizi fazlalaştırmamız lazım. Onun için durmadan dünyaya dalıyoruz. Durmadan dünyaya dalıyoruz. Durmadan daha daha dünyaya dalıyoruz. Daha dünyaya... Biz kendimizi geliştirdik. Dünyalık sıkıntıları biz aşıyoruz çünkü. Şöyle bir geriye bak. 40 yıldır dünyaya çalışıyorsun. Hayatın bitmiş. Ailen bitmiş. Akraban bitmiş. Çoluk çocuğun bitmiş. 40 yıl geçmiş dünyaya çalışıyorsun ve üf yapmıyorsun. Birisiyle tanıştım. 14 yıldır 4'ü 45 geçe gece... 04.45'te kalkıyorum, 5.30'da dükkanımı açıyorum, akşam 6'ya kadar çalışıyorum. 14 yıl diyor İsviçre'de. Ne var elinde? Sen dünyalık kendini geliştirdin, artık sana o ağır gelmiyor. Artık o senin bir hayatın, bir işin. Ama asıl mesele ruhunu geliştirmendi senin. Asıl mesele ruhunu geliştirmendi. Sen eğer sadece dünyalık hayatını geliştirirsen, ruhunu geliştirmezsen robot olursun. Robot olduğun zaman sabahleyin kalkarsın, işe gidersin, akşamleyin eve gelirsin. Üzüntün ve sevincin yüzeysel olur. Seni etkilemez, seni tetiklemez, bir şey seni heyecanlandırmaz, bir şey seni üzmez. Artık her şey normal, o anlık. İnsanla asıl olan ruhtur. Sen ruhunu geliştirmen lazım. Ruhunu yenilemen lazım. Ruhunu yüceltmen lazım. İşte o zaman sana ömür de hoş, ölüm de hoş. Ama eğer sen ruhunu geliştirmezsen
işte görüyorsun sürü, kalabalık var, bir kalabalık var. Ama tut getir, oturtur, sor, bilmiyor. Onu getir, ona sor, o da bilmiyor. Ama herkes bir hayat yaşıyor. Herkes ne olacağıyla alakalı tedirgin ama kimse umursamıyor. Bakın alışveriş merkezleri artık dolu. Bir 7-8 yıldır durmadan üst üste dolu, durmadan alışveriş. Niye? Adam o kadar çok kendini bitirmiş ki faydalı yerlerde duramıyor. Faydalı yerlerde duramıyor. Boş. Alışveriş merkezine gidiyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor. Bir de öyle bir sistem kuruyorlar ki alışveriş merkezine dışarıdan güneş almıyor. Ne kadar vakit geçtiğini de bilmiyorsun. Ne oldu? Günün bitti. Pazar günü ne yaptın? Faydalı ne yaptın pazar günü? Hiç. Hocam işte çocukları gezmeye götürüyorum. Çocukları da kendin gibi yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun ki. Biz çocuklarımızı yine aynı yetiştiriyoruz. Hocam dua, duayı sen duaya gel. Bırak sen bu bizim yaralarımızı. Duaya gel. Duaya geleceğim de efendim. Dibi delik. Ne kadar dua edersen de bak, dibi delik. Dibi delik olduktan sonra... Festecebnale. Tamam duaya gel diyor. Bak dua. Şimdi duaya nasıl geleceğimi söylüyorum. Festecebnale. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam. Dua diyor, Allah'ım bana evlat ver diyor. Festecebnale. Vehebnalehu Yahya ve aslahnalehu zevceh. Ben onun duasını kabul ettim buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Niye? Niye? Bak niyesini söylüyor. İnnehum kânû yusâri'ûne fil hayrat. Çünkü onlar hayırda yarışır idiler. Ve yed'ûnenâ râgaben ve râhabe. Gece gündüz korku ümit arasında durmadan bana dua eder idiler diyor. Tamam geçtik. Ve zennûni iddehbe muazzma falan nellen nagdir aleyhi fenâdâ fil zulmâti en lâ ilâhe illâ ente subhâne inneküm festecebnâ leh. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Eyüp Aleyhisselam dua ediyor. Eyüp Aleyhisselam biz duasını kabul ettik çünkü o salihlerdendi diyor. Yunus Aleyhisselam duasını kabul ediyor Mevla Teala çünkü o iyi kullarımızdandı diyor. Yani Mevla Teala Hazretleri'ne biz dua edelim ama bizim tutulur bir tarafımızın olması lazım ki dualarımız gerçekten tutsun. Öbür türlü Allah'tan istiyoruz. Mevla Teala Hazretleri bize yolluyor. En fazla bir ay gidiyor, iki ay gidiyor. Şu şekilde oluyor. Bir gün içimiz yanıyor, bir gün bizim ciğerimiz yanıyor ve başlıyoruz dua etmeye. Dua ediyoruz Mevla Teala Hazretleri bir zaman sonra bizim duamızı kabul ediyor ve biz namaz kılmaya başlıyoruz. Namaz kılıyoruz. 3 hafta devam ediyor. 4. hafta bir daha gidiyor. Sebebi ne? Tutulacak bir yeri yok. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ben size söyleyeyim. Yapacağımız tek şey. Yatır kendini masaya. Yatır kendini masaya. Ve bak. Sami, nasılsın? Bugün ölsen ne olur? Bugün zengin olsan ne olur? Bugün... Batsan fakir olsan ne olur? Rızkı veren Allah'tır. Sen Allah rızkını garanti ettiği halde Allah'ı bırakarak başka bir hayat yaşıyorsun. Rızık geliyor zaten. Nereye kadar gidersen git. Rızık senin peşinden gelecek. Nereye gidersen git. Ne yaptın sen? Hocam ben Çin'e gittim para kazanmaya. Hayır sen gitmedin. Para orada değildi. Rızık senin peşindeydi. O zaten gelecek sana. Sen oraya gitsen. Oraya lüksüne gittin sen. Hocam çalışmayalım. İstersen çalışma. Bütün mesele rızıksa çalışma. Gelecekse gelir. Gelmeyecek. Gelmeyecekse ne yaparsan yap. Zaten rızkın bitmiştir. Sorun nerede? Sorun şurada. Biz... Kur'an-ı Kerim'i önümüze almalıyız.
Ve biz bu yolda hayatımızı idame etmeliyiz. Rızık zaten peşimizden gidiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i arkaya atıyoruz. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, anlamadığımız bir rızkın peşinden gidiyoruz. Aslında rızkın peşinden gitmiyoruz. Rızık yok. Rızık senin arkandan zaten seni takip ediyor. Bizim kaybettiğimiz şey şu. Biz kişiliğimizi kaybediyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Rızkımızı yapmış olduğumuz hatalardan dolayı eksiltiyoruz ve şüpheli yapıyoruz veya harama çeviriyoruz. Kur'an'ı kaybediyoruz. En son ne zaman Kur'an-ı Kerim okudun? Şöyle bir gelin Allah rızası için. Etrafınızda vardır bu insanlardan. Doktora gitmiyorlar. Niye? Biliyorlar ki içlerinde bir dünya sıkıntı çıkacak. Bir dünya maraz çıkacak. Bunu biliyorlar. Gitmiyorlar onun için dükkana, doktora. Ya bir yatıralım kendimizi şöyle bir masaya. Bakalım kendimize nedir durumumuz? Ya bir şey olmaz, tedavi et kendini ya. Biraz canın yansın. Yansın ne olur ya. Yatır kendini. Kur'an-ı Kerim'e bak, kendine bak. Bu zamana kadar çok akıllıydın da mı bu kadar rızkı kazandın? Veyahut da bu zamana kadar bu kadar çok çalıştın da mı bu kadar rızık kazandın? Yoksa bunlar Allah'ın ikramıyla hayata geçirilen rızıklar mıydı? Allah ikram etti de oldu mu? Bu zaten gelecek sana. Bunu insanlar çoğu zaman dara düştüklerinde hiç ummadıkları yerden açılan kapı ve oradan gelen rızkı gördüklerinde şunu diyorlar. Allah bize yine yolladı. Allah yine bizim rızkımızı yine Allah yolladı. Bunu söylüyorlar. Ama öbür türlü sabahleyin saat 8 olmuş, 8.30 olmuş. Gidiyor iş yerine, başlıyor çalışmaya. İki arkadaşıyla konuşuyor, üçüncüsüne başlıyor yine düşünmeye. Ve akşam oluyor eve geliyor, ayaklarını uzatıyor. Televizyonu açıyor, başlıyor televizyona bakmaya. Çok güzel. Saat 11-12 oluyor, yatıyor. Sabahleyin kalkıyor saat 8'de bir daha gidiyor. Firavun rivayet edilir ki Musa Aleyhisselam'ın halkı, kavmi her akşam şöyle diyorlarmış. Biz yarın işe gelmiyoruz. Bizi köle gibi çalıştırıyor bunlar. Biz onlardan hem fazlalığız hem kalabalığız. Yarın işe gelmiyoruz diyorlarmış. Tam ayaklanma yapacaklar bir gün sonra. Firavun 3-5 tane şaklaban çıkartıyormuş. Hey insanlar hadi gelin işten sonra. Şaklaban çıkıyormuş onların başına. 1-2 saat 2 takla atıyorlarmış. Milleti güldürüyorlarmış. Biraz makara yapıyorlarmış. Millet eve giderken. Ya yarın ne yapıyoruz? Ya kardeşim bugün böyle geçti ya. Yarın ne yapacağız? Yarın bir şey mi yapamayız daha? Hiçbir şey konuşmadık. Zaten geç oldu. Her gün böyle. Şimdi biz de öyle. Akşama kadar çalışıyoruz. Tam yeni kararlar alacağız. Yeni kararlar alacağız. Akşam eve bir gidiyoruz. Televizyonu açıyoruz. Televizyonun karşısına. Bu televizyon işte. Bunun karşısına. Geçiyoruz. Başlıyoruz. Bak be televizyon izleyen. Ya hocam sizsiniz ya. İzleme beni. Ben izleyip ne oluyor işte? Ben izliyorsun 3 dakika sonra, 4 dakika sonra, 5 dakika sonra, 15 dakika sonra. Ya bir reklam giriyor, bir şey oluyor. Öbürküne geçiyorsun. Benden kazandığından daha fazla sana zarar ettiriyor diğer kanallar. Benden kazanıyorsun %5 anlattıklarımdan. Ruhuna %5 gıda alıyorsun. Tamam eyvallah. Benden sonra açtığın kanaldan izlemiş olduğun film sana %50 zarar ettiriyor. Ne oldu? Yapabiliyorsan, yapabiliyorsan kesin gaza gelmeden, kesin gaza gelerek iş yapma. Bütün her şeyini sistemli yap. Mevla Teala Hazretleri hep sistemli şekilde bütün dünyayı, bütün yaratılanları sistemli bir şekilde yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki her ayeti, her ayetin harekesini ve her harfini sistemli bir şekilde indirmiştir. Peygamberlerini yine o şekilde indirmiştir. Meleklerini ve yardımını da sistemli bir şekilde indirmiştir. Bizler de bir şey yapacağımız zaman hep sistemli yapacağız. Yapabiliyor musun? Televizyonu alıyorsun, götürüyorsun, çöpe atıyorsun. Ne olacak? Ben sana söyleyeyim ne olacağını, eve geleceksin. 5 dakika oturdun, bir şey yok. 10 dakika oturdun, bir şey yok. 20 dakika oturdun, bir şey yok. Yarım saat oturdun, bir şey yok. En sonunda, aa bizim hanım varmış ya. Hanım nasılsın, iyi misin sen ya? Bunu zaten her akşam soruyordum. Başlayacaksın konuşmaya. O ara çocuk başlayacak. Canım sıkılıyor demeye.
Başlayacak huysuzluk yapmaya çocuk. Başlayacak seninle kavga etmeye. E bir zaman sonra kavga da bitti. Çocuk ne kadar kavga edecek babasıyla annesiyle? Bir gün kavga etti. İkinci gün evde huzursuzluk çıktı. Üçüncü gün huzursuzluk çıktı. Ya bir ay evde huzursuzluk çıktı. Bir ay sonra ne olacak? Bitti. Kavga edecek hiçbir mesele kalmadı. Gelecek ya, o da oturacak. Nasılsın oğlum? İyi baba, senden ne haber? Ne yaptın yavrum bugün? Baba işte bu dersi yaptık, bu dersi yaptık. Oğlum sen o derse çok çalışmazsın ama gel bakalım ya. Ben de unutmuşum da gel şu dersi bir beraber bakalım. Alacak hemen çocuk. Nasıl sevine sevine gidecek biliyor musun kitabını almaya? Bak inanın bana. Hemen ha. Gel şu derse beraber bakalım dedin ya, o iştenlikle. O bir gözün televizyonda, bir gözün çocuk. Öyle değil. Yok iş artık. Seni meşgul eden hiçbir şey yok. Sadece evladın var. Oğlum bir gel bir bakalım. Bir bakalım ben çözebileceğim mi? Ben önceden biliyordum. O ara hanımın diyecek ya, senin bütün notların zayıftı. Bir gülüşme olacak. Gelecek çocuk. Başlayacaksın çocuğunla. O ara ezan okunacak. Ezanı duyacaksın. Önceden duyuyordun ezanı. Televizyon izlerken duyuyordun ama %2, %3 etki ediyordu. Niye? Televizyon var. Televizyon alıkoyuyor. Çocukla ders yaparken ezan sesi %60 desibel gelecek şimdi. Ezan sesi başlayacak seni etkilemeye. Birinci gün sıkıntı yok. İkinci gün sıkıntı. Üçüncü gün başlayacaksın ezan sesi sana daha net gelmeye. Diyeceksin ki ya cami buraya bu kadar yakın mıydı? Minaresi düşse kafana yıkılacak. Bir camiye gidelim be. Öbür türlü. Kamera bu değil mi? Böyle bakıyorsun televizyona, ezan okunuyor. Ha şimdi televizyon yok, bakacak bir şey yok. Sağa baktın, sola baktın. Artık kendini tedavi etmeye başlıyorsun. Gideceksin camiye. Allahu Ekber. Ben nereye geldim ya? Allah'ın huzuruna geldim ben ya. Televizyonun huzurundaydım ben. Bak şimdi Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzuruna çıktın. Mevla-i Teala'ya yöneldin. Başlıyorsun şimdi Mevla-i Teala ile dertleşmeye. Mevla-i Teala'ya halini arz etmeye. Mevla-i Teala ile beraber ünsiyet kurmaya. Mevla-i Teala'nın razı olduğu işleri düşünmeye. Bu zamana kadar nerede kaybolduğuna, esfel-i safiline indiğine ve bundan dolayı pişman olduğuna başladın. Namaza gittin geldin. Öbür geldin, çocuklar ders çalışıyor, kavga yapıyorlar. Hanımla çocuklar birbirine atışmışlar. Ev karışmış bir daha. Bir daha geldin eve. Hadi oturalım, hadi beş taş oynayalım. Hadi bilmece, hadi haritadan yer bulmaca oynayalım. Hepsini unuttunuz kim bilir. Bak ben biliyorum. Benim evde televizyon yok. Ben biliyorum hepsini. Yani evde nasıl vakit geçirileceğini. Birinci gün oldu. İkinci gün bir daha gittin camiye. Üçüncü gün bir daha gittin. Dördüncü gün aradan bir ay geçti. Ondan sonra çocuğa demene bile gerek yok. Ya baba ben de geleyim demeye başlayacak. Hadi oğlum gel beraber gidelim camiye. Oğlum bu sefer uzak camiye gidelim. Nasıl olsa vakit yok. Oradan yürüyeceksin oğlunla, bir yürüyüş yapacaksın. O ara eve gelirken iki bir şey alacaksın eve. Beraber oturacaksın, yiyeceksin. İki ay geçmeden hanımın başlayacak namaz kılmaya. Çok soğuk birisi ise iki ay geçmeden televizyonu attık evden, daha 3 ay geçmedi. Evin İslam kokmaya başladı. Kapıyı çaldı. Tak tak tak. Kim o? Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi. Aç kapıyı dese. Resulullah Efendimiz kafamızı çalacak. Ne yapacağız biz? Bakın. FMTV açarım hocam. FMTV'de her zaman güzel şeyler anlatılıyor. Resulullah Efendimiz sever. Şunu unutmayın. İmam-ı Azam'ın içtihadında şu şekildedir. Bir mesele, bir olay, bir yol eğer herhangi bir şekilde bir zaman sonra kötüye gidiyorsa, ilk başta güzel olsa dahi o yol her zaman mekruhtur. Şimdi bu televizyonu izliyorsun. Ben durmadan FMTV izliyorum. Televizyonun kanalını değiştirdiğinde ne olacak? İkinci bir mesele daha var. FMTV size hep Kur'an-ı Kerim'den anlatıyor. FMTV izleyeceğine televizyonu evden at, Kur'an-ı Kerim oku, daha iyi olur. Olmadı, çocuğunu al, akşamleyin mahallende bulunan medreseye git, İslam dinini öğren ya, Kur'an'ını öğren ya. Ondan sonra eve gel, hanımını öğret.
Ve Resulullah Efendimiz kapıyı çalsın. Buyur ya Resulallah de. Al evine. Oturttur Resulullah Efendimiz'i. Ya Resulallah, halimiz budur ya Resulallah. Senin razı olduğun yuva budur ya Resulallah. Biz bunun için gayret ediyoruz ya Resulallah. Seni üzecek hiçbir şey yok ya Resulallah. Haftada bir gün seni okuyoruz ya Resulallah. Haftada bir gün senin evlatlarını okuyoruz ya Resulallah. Oh. Ne kadar güzel. Ama şimdi öyle değil. Bak şu saatte izliyorsunuz. Tamam. Şu saatte FM TV izliyorsunuz. Ha, saat 10.30 gibi olmalı. Oğlun nerede? Kızın nerede? Gelinin nerede? Damadın nerede? Tamam. Ara. Oğlum ne yapıyorsun? Allah'ın razı olduğu yerde mi değil mi? Bir bak. Kızım ne yapıyorsun? Gelinim ne yapıyorsun? Damadım ne yapıyorsun? Hadi sor. Sen zaten bu programı izliyorsan Mevla Teala Hazretleri senin kalbine İslam'ın sevgisini vermiştir. Bu tamam. Ben Mevla Teala Hazretleri bu işin zirvesini sizlere de bizlere de ikram eylesin. Ama bu gençliğimiz ne olacak? Bu evlatlarımız ne olacak? Biliyorsun, unutma ki Rabbena atihim zafeyni minel azabi vel ahum lanen kebira. Allah bana vermiş olduğun azabın iki katını onlara ver diyecek evlatlarımız. Mahşer günde eğer biz onlara gerçekten Allah'ın yolunu öğretmediysek, anlatmadıysak. Hocam biz onlara söyledik. Öyle söylemekle olmuyor ki. Oğlunu işe koydun. Oğlunu işe koydun diye gittin bir yere borca girdin. Oğlun bir baktın saat 8.30 olmuş, kalkmıyor, işe gitmiyor. Ne yaparsın? Ya ben söyledim işe gitsin diye gitmiyor, yok mu? Yatakla beraber camdan aşağı atarsın. Ben sana güvendim de borcun altına girdim diye. Yatakla beraber camdan aşağı atarsın. Allah'ın kelamını, Allah'ın dinini, Allah'a kulluğu, cennete giden yolu da bu şekilde eğitip, öğretip yürütmediysen Mevla Teala Hazretlerine yapılacak şikayet. Allah'ın dünyaya vermiş olduğu değer kadar ahiret yolundaki değeri öyle değil de Allah'ım diyecek. Hocam ne yapalım şimdi? Kavga mı yapalım? Şimdi gaza gelip de hemen arayıp çocuk konusu. Gelin oğlum buraya hemen. Ne yapıyorsunuz siz? Hayatınız bomboş. Sizin yüzünüzden ben cehennemde mi? Yok. Öyle bir şey yok. Hep sistemli. Hep sistemli. Ağır ama sürekli. Ağır ama sürekli. Az ama sürekli. Az ama sürekli. Unutmayın. Karıncaya soruyorlar. Nereye gidiyorsun? Diyor ki Kabe'ye. Nasıl gideceksin? O yolda öleyim diyor. Bu bir ifadedir. Böyle olup olmaması önemli değil. Bir insan ömrü boyu namaz kılmasa, ancak bir zaman gelse tövbe etse, hemen üzerinize almayın ha. Bu çok istisnadır bu. Ve başlasa kaza namazlarını kılmaya, tövbe ettiği şeyleri bir daha yapmamak üzere, onları telafi edecek şekilde ameller yapmaya başlasa ve bir gün sonra, iki gün sonra ölse. Ne olur biliyor musunuz? Kaza namazı olmadan Allah'ın huzuruna çıkar. Siz de bir iş yapmaya başladınız. Allah rızası için, Allah'ı memnun etmek için, Allah'ın razı olması için bir şeyin mücadelesine başladınız. Ve başaramadınız. Başarılı olamadınız, hiç önemli değil. Mevla Teala Hazretleri sizin yapmış olduğunuz o mücadeleyi zayi etmez. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah, iyilik yapan, iyilik sahibi olan, iyi şeyler yapan kullarının ecrini, mükafatını zayi etmez. Bugünden sonra yapmamız gereken tek şey, dünya bizi ne yaptı? Biz dünyaya ne yaptık? Dünya bize ne yaptı? Unutmayın, rızık arkadan geliyor. Bir tane fotoğraf gördüm. Arkadan doğru bir tane tahta böyle uzuyor. Tahtanın ucunda para var. Adam paranın peşinden koşuyor. Adam gittikçe para da gidiyor. Nereye kadar? Kabir var ileride. Kabir düştü. Öyle değil ki. Rızık bizim arkamızda. Dur geliyor senin rızkın zaten.
Hocam çalışmayalım mı? Bak yine aynı şeyi soruyorsunuz sonra. Hayır çalışın. Allah için çalışın. Allah'la beraber çalışın. Allah yolunda çalışın. Sabah namazınıza kalkın. Deseler ki sabahleyin size. Bu misaller çok verilir. Sabahleyin bir saat erken gelene iki mesai yazılacak. Ne olur? Bir saat erken kalk sabah namazını kıl. Mevla Teala Hazretleri bizlere bu meseleleri en iyi şekilde anlayabilmeyi ikram etsin. Pek kıymetli izleyiciler. Bakın. Böyle konuşmamın sebebi normalde bakın. Cud bi lutfike ya ilahi men lehu zadun galil. Müflüsün bi sıdgı yetiyen de babike acelil. Normalde bunu işleyecektik. Yine ben oraya girdim. Niye biliyor musunuz? Artık kendimizden uzaklaşıyoruz. Hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. İnsanlarla alakalı aramızda dağlar kadar fark oluyor. Dağlar kadar aralık oluyor. Ya bırakın bir kendinize bakın. Bu hafta sonu güzel bir iş yapın. Yarın günlerden cuma. Yarın Allah'ın razı olduğu bir iş yapın. İnsanlara gülümseyin. İnsanlara selam verin. Evladınıza güzel davranın. Akşam yine eve giderken bir tane papatya koparın, bir tane gül alın, bir tane çiçek alın. Ya bırakın ya bir tane ağaçtan yaprak koparın, kapıyı çalın. Sevgilim, canım, cicim ben geldim, hanımım deyin. Bunu senin için getirdim deyin. Ve ondan sonra deyin ki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sizin en hayırınız hanımlarınıza en iyi davranınızdır. Bunu söylediğin an hanımının içinde Resulullah sevgisi oluşacak, peygamber sevgisi oluşacak ve diyecek ki ya peygamber ne güzel bir peygamber ya. O da sen bunu yaptığından dolayı sana başka bir şey yapacak ve diyecek ki yarın eve geldiğinde hoş geldin efendi, nasılsın, iyi misin efendi? Çünkü hanım efendisini kocasını razı eden kadın Mevla Teala'nın razı olduğu kadındır. Bunu duyacak Resulullah Efendimiz'den. Mevla Teala razı olsun diye seni razı etmeye çalışacak. Ve ne olacak? Başlayacak arada muhabbet olmaya. Ve çocuk görecek bunu. Ve çocuklar görecek. Çocuklar da katılacak o halkaya. Öyle bir halka olacak ki ta cennete kadar sesi giden bir halka olacak. Ama öbür türlü nasıl oluyor? Akşam eve geliyorsun, karnın aç, yemek için sofraya oturuyorsun, yemek yiyorsun, hanımın mutfağa gidiyor, sen televizyonun başına. Çocuk öbür odada. Yekün dünya benim olsa gamım bitmez, nedendir bu? Yekün dünya benim olsa gamım bitmez, nedendir bu? Ezelden gam türap ile yorulmuş bedendir bu? Ezelden gam türap ile yorulmuş bir bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu. Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu. Ne zannettin be hey gafil, makamı imtihandır bu. Ne zannettin be hey gafil, makamı imtihandır bu. Ne olursa olsun. Geldi mi? Geldik bu dünyaya, gidiyoruz. Giden geldi mi? Gelmedi. Makamı imtihan bu. Bir imtihan var. Seç. Hangisini seçiyorsun? Ya imanla yükselir, ya inkarla çürürsün. Bu yol burada bitmiyor. Gittiğinde görürsün. Ya biz bugün kendimizi Mevla Teala Hazretlerine yöneltip, kalbimizi ve ruhumuzu, bedenimizi, her şeyimize Mevla Teala Hazretlerine yönelip, uyduyu oraya doğru, frekanslarımızı oraya doğru ayarlayıp, hayatımıza yeni bir çeki düzen verip, saadet dolu bir hayat yaşarız. Veyahut da ya anlat bakayım sen 40 yıldır ne yapıyorsun dediğimde ya öyle bir geçti ki bir şey anlamadım. Allah razı mı? Ya inşallah Allah bizden razıdır. Şeytanla zaten aramız çok iyi. O bizi çok kandırıyor. Ne oldu? Pek kıymetli izleyiciler. Allah Celle Celaluhu sizlere dünya ve ahirette
sınırsız lütuf ve ikramda bulunduğu kullarına ikram ettiği bütün güzellikleri ihsan eylesin. Mevla Teala Hazretleri o kadar çok ikram sahibidir ki, o kadar çok lütuf ve kerem sahibidir ki, bir kuluna, bir anda bütün insanların gayreti kadar mükafat verir Mevla Teala Hazretleri verir. Bize acır Allah'ımız, bize merhamet eder Allah'ımız ama bakıyor ki kulum bir gayret et. Kulum bir çaba sarf et. Konuşabiliyor mu senin o 6 aylık bebeğin? Konuşamıyor ama kaka kaka yaptığı zaman nasıl hoşuna gidiyor? O emeklemeye çalıştığı zaman nasıl hoşuna gidiyor? Yürüyor düşünce nasıl hoşuna gidiyor? Bakın bir şeyler yapmak için gayret ediyoruz. Biz de bunun için gayret edelim. Böyle gayret ettiğimiz zaman Allah'ım ne olur Allah'ım yapmış olduğum bu gayretimi, yapmış olduğum bu mücadelemi Allah'ım başarıya erdir Allah'ım. Allah'ım ben gayret ediyorum Allah'ım. Allah'ım ben mücadele ediyorum Allah'ım. Allah'ım ailemi de bu mücadeleye kat Allah'ım. Allah'ım senin razı olduğun, sevdiğin, memnun olduğun, hoşnut olduğun kullar gibi yaşamak için bana yol göster Allah'ım. Allah'ım bu uğurda bana başarılar ikram eyle Allah'ım. Allah'ım ben bu yola çıktım. Bu kadar zaman gaflet ettim Allah'ım. Bu yolda yürüdüğüm zaman şeytanın desisesine, hilesine uyup da bu yoldan kaymaktan, caymaktan ne olur beni muhafaza eyle Allah'ım deyip samimi bir kalple Allah'a yönelip ailemizi de peşimize takıp cennete giden bir tren olmak istemez misin? Yok şimdi sen korkuyorsun. Neden biliyor musun? Ya hocam ben şimdi öyle yaparsam günah işleyemem. Allah günahsız bir kul aramıyor. Allah günahsız bir kul istemiyor. Sadece pişman olmayan kulu istemiyor. Her insan hata yapar. Bu sabah Sadullah Vural hocamız hadis-i şerif okudu. İnsanlar hatalıdır. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Allah Celle Celaluhu sizlere ve bizlere razı oldu. Peygamberi ahlakın yaşadığı bir aile, bir yuva, bir hayat, bir çalışma, bir gayret ikram eylesin. Vatanımıza, milletimize bu şuurla yetişen evlatlar yetiştirebilmeyi ikram eylesin. Hocam vatanımızda sıkıntılar, İslam aleminde sıkıntılar var. Sizin programınız dua normalde bu akşam bu olaylara karşı çok özel dualar hazırlamanız lazım değil mi diye sorabilirsiniz. Ne olur? İslamiyet'in gelişiyle, gelişmesiyle alakalı bir izleyin. Eğer biz altyapıyı yapmazsak, yukarıda ne kadar çok çalışırsın ya çalış, alttan bir daha çürüyecek, dökülecek. Onun için biz altı toparladık mı yukarısı sağlam oluyor. Onun için biz kendimizden başlamalıyız. Biz ev ev, beyin beyin, kalp kalp, gönül gönül, yuva yuva, evlat evlat çalışırsak işte o zaman bahar gelir. Çünkü karşıdaki de insan. Allah Celle Celaluhu vatanımıza, milletimize birlik, dirlik, düzen ihsan eylesin. Askerimize, polisimize, vatanımızı korumak için mücadele edenlerimize, bu uğurda çalışanlarımıza, devlet ricalimize, dünya ve ahirette razı olduğu şekilde çalışabilme mücadele ve gayretini ikram eylesin. Bu uğurda çalışanlara yardım eylesin. Bu uğurda mücadele edenleri bahtiyar eylesin. Vatanımızı, milletimizi payidar eylesin. Evlatlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi ruhen, bedenen, aklen ve fikren mükemmel eylesin. Peygamber zamanında bir meseleyi bir anda 5 yerde bir anda düşünebilecek kadar strateji sahibi bireyler eylesin. Allah Celle Celaluhu geride kalanlara sabr-ı cemiller ihsan eylesin. Müslümanlara imdad eylesin. Müslümanlara Müslümanlık şuuru ihsan eylesin. Bu uğurda mücadele
şuuru ikram eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden hoşnut ve razı olsun. Pek kıymetli izleyiciler, programım bu değil. Ancak bizim tohum tohum, toprak toprak, yer yer, an an, santimetre kare dahi olsa kendimizi çekidüzen verip, kendimizi toparlayıp ve bu şekilde ailemizi, sokağımızı, mahallemizi, ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi ve tüm dünyamızı Mevla Teala'nın razı olduğu şekle ve düzene sokmamız lazım. Bu senle başlıyor, senle başlıyor, benle değil. Bu senle başlıyor. Onun için sen bu işte varsan Allah seninle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.